Hanımlar beyler, hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen bölüm en son kendimize küçük bir arı farmı yapmıştık. Bir miktar AFK kaldım. Bu farmın civarındayım şu anda. Hem buraya gelmişken şurada biriken demirlerimizi blok yapalım. Hem çiçeklerimizi gübreye çevirelim. Hem de birazcık da farmdan çıkan balların durumuna bakalım. Şimdi şu bir gerçek ki şurada bir simetri hatası yapmışım. Şu an gözüme battı. Keşke video dışında fark etseydim bunu. Şu bir gerçek ki farmımızın zaten çok yüksek verimle çalışmasını beklemiyordum. Sadece minnoş tatlı spawn içinde sürekli çalışan bir farm oldu. Şimdi gidelim bakalım ganimetimizi alalım. Dur. İlk önce bal şişesi değil. İlk önce bal peteklerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 stack bal peteğimiz var. Gayet güzel. Gayet güzel. Minnacık. 2 tane tek bir kovandan 5 stack bal peteği elde etmiş olduk bir gecede. Güzel oldu. Şimdi sırada bizim için en değerli olana olan var. Olana var. Şöyle bakıyoruz. O 1, 2. Öyle olmaz da. 1. Dur neyse böyle ölçemedik. Şu bal şişesi kalsın. Ama gayet güzel. 7-16 şey gelmiş yani neredeyse 2 stack mi oluyor? Yok neredeyse yarım stack oluyormuş. Güzel. 28 tane de bal bloğumuz var. Sonunda şu seride bal bloklarıyla tanışmış olacağız. Gerçi altın farmını yaparken bir miktar bal bloğu kullanmıştık ama şu an elimizde artık sınırsız bir şekilde üretilebilecek şekilde var. Bal bloğunun işini daha da abartıp daha da mega böyle nasıl desem verimliliği yüksek bir farm yapacağımız zamanlarda gelecek, o günleri bekleyin. Şimdi şeyleri geri koyduk. Bu bölüm için konuşmamız gereken şeyler var. Siz başlıktan göreceksiniz. Ama olsun ben söyleyeyim. İlk bölümlerimi hatırlayanınız var mı? Mutlaka ki vardır. Bu arada gece oluyor. Hemen bir uyumamız lazım. Üf. Üf harekete gel. Harekete gel yalnız. Harekete gel. Lan bunların hepsini UHC'de yapmış olsaydım var ya. İyi olacaktı da işte. Yapamadık. Neyse. İlk bölümlerden hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Bir gün Ali Bey daha kıçında demir pantolon yokken trident düşürmüştü. Hatta o trident bugün aramızda. Karşınızda üçlü mızrak. Bunun bütün büyülerini yaptım, kullanılabilir hale getirdim. Ve ben bu trident'i düşürdüğüm zaman çok mutlu olmuştum. Ama neden mutlu olduğumu video içinde söylememiştim. Çünkü neden söyleyeyim? Ama şimdi söyleme zamanı. O gün bu mızrağı düşürdüğüm zaman aklımdan tek bir şey şuydu. Geçen tek şey şuydu. Wither Farm'ı. Evet. Bu mızrakla Wither Farm'ı yapmayı düşünmüştüm. Ta o gün. Bundan birkaç ay önce. Yani bir iki ay önce. Bugün arkadaşlar sizinle beraber iki bölüm şeklinde paylaştıracağımız barut, Wither iskeleti ve ayrı zamanda başka ne farmlayabiliriz buradan? Diğer mobların kafalarında farmlayabileceğimiz bir farm yapacağız. Bu bizim basit anlamda barut ihtiyacımızı karşılayacak. Uzun vadede de fener ihtiyacımızı karşılayacak. Bunu da sadece yıldırım yönlendirmesi olan bu mızrak sayesinde yapacağız. Çünkü oyunda şöyle bir şey var. Bir creeper'ın üzerine yıldırım düştüğü zaman arkadaşlar o creeper'ın öldürdüğü diğer moblardan, tabi bazı moblar hariç, 4 ana mobdan zombi, iskelet, creeper ve Wither iskeleti kafa mutlaka düşüyor. Yani Nether'dan kendimize Wither iskeleti çalacağız. Sonra da gidip creeper'a patlatacağız. Karlı olacak ve en kolayı da en iyisi de benim gibi tek kişilik oynayan arkadaşlar da Wither iskeleti farmı sahibi olabilecek. Yani gerek yok. Noobcraft'ta, Deepcraft'ta biz çok büyük Wither iskeletleri yaptık ama onun kamera arkasında çok uzun işler vardı. Yani bir haftalık uğraşlar vardı ve kaç kişiydik. Tek başımayken ben bunu uğraşamam. Zaten yapıp da abartmaya da gerek yok. En kolayı, en güzeli neyse size onu öğretmek derdim bu seride. Şimdi o yüzden malzemelerimizi, şunumuzu, bunumuzu toplayarak başlayalım. Zaten şeyin içinde gördüğünüz bir miktar tabii ki de bloğa ihtiyacımız var. O zaman Punk'in de dediği gibi devam ki. Devam ki. Aslına bakacak olursak bu basit Wither iskeleti farmı iki tane ana temelden oluşacak. Aslında üç ana temel. İlk önceliğimiz
mızrak. Sonra kediler. Creeper Farm için kediler ihtiyacımız var. Ve bir de balık farmımızdan isim etiketlerini almalıyız. Bunu zaten 1.16'da yapacak olanlar da vardır, videoyu sonradan izleyenler. Balık farmları nerflenirse ve biz yenisini üretemezsek diye hemen altını çizeyim. İsim etiketlerini arkadaşlar köylüler de satıyor. Hatta bir tane köylüye gidip gösterebilirim. Niye ben geri döndüm ya, yanlış. Kafam karıştı bir an. Şimdi şöyle bir bakalım. Diamond önlüklü, yani şey, nasıl desem, işinde uzman olmuş bir tane yok mu? Hayda, olması lazımdı ya. Sen peki işinde uzman mısın? Neyse, uzun lafın kısası, kütüphaneci köylülerin son trade'inde isim etiketi olur, bunu unutmayın. En son öyle biliyorum, bir kontrol edeyim hatta ya. Evet, kontrol ettim, ekranına koymayı umarım unutmam. Son trade'lerinde isim etiketi var. Pahalı gelebilir size, ancak köyün kahramanı etkisiyle aldığınız zaman ya da zombiye dönüştürüp bunu aldığınız zaman bir zümrüt alacaksınız. Her zümrüt bir isim etiketi, böyle düşünün. Şimdi şu bal bloklarımızı koyalım. Güzel. Şu ikili çok tatlı. Şimdi diğer eşyalarımızı yerleştirelim. Bu bal peteklerinin olayı da şu. Bunların çok tatlı bir bloğu var. Şöyle. Ya çok güzel görünen bir blok. Bunu build için kesinlikle kullanacağım. Birazcık daha biriksin. Zaten öbür taraftaki evi yapacağız. Bu bölüm, bu farma girişme sebebimiz şu. Zaten ben size söylemiştim hep. Ya da söylüyordum. Her 10 bölümde bir falan filan şöyle güzel şaşalı bir farm yapalım diye. İşte 19-20'yi buna değerlendireceğim. 20. bölümde de size şey atacağım. Texture pack'imi atacağım. Haberiniz olsun. İsim etiketlerine tabii ki de bir isim vermemiz gerekiyor. Ben şöyle isimler verdim. Bu ismi verdiğime aldanmayın. Ben kesinlikle ırkçı birisi değilim. Sadece eğlence olsun. Şunları alalım, bunları koyalım. Çiğ köfte ve milkshake de kenarda bir yerde beklesin. Eninde sonunda bunu da kullanacağız falan gelecek zaten. Tabii ki de bir sürü bir şey daha ihtiyacımız var. Onları da ben ayarlayayım şimdi. Envanteri aldıktan sonra size gösteririm. Önemlisi de bir tane olsun dedektörlü raya ihtiyacımız var. Dedektörlü rayın yapımında şöyle size göstereyim. Zaten şurada çıkacaktır. Bir saniye, bir malzeme eksiğimiz var. Bu güçlendirilmiş rayın yapımı. Şöyle alalım. Biraz daha yapalım ya. Aynen, 32 tane iyidir. 1-2 tane de dedektörlü ray yapalım. Da nasıldı ya? Şöyle olması lazım. Demirler. Çubuk. Demir. Aynen. Elimizde şöyle bir miktar olsun. 2 tanesini yanımıza alalım. Aktivatör ray yaptık. Dedektör ray da lazım. Dedektörlü ray yapımı da, algılayıcı ray yapımı da böyle. Şimdi bunlardan bize çok az lazım. Şu iki tanesinin ikişer tane olsa yeter. Şundan 22 tane, bundan 32 tane gayet yeterli miktarlar. Bunlar da kalsın. Şunu şöyle alalım. Tamamdır. Başka ne lazımdı acaba ya? Şu basınç plakası fazla. Tabii ki de garanti olsun diye biz yanımıza biraz da yedek redstone alacağız. Ne ihtiyacımız var ya bizim başka? 1-2 tane piston ihtiyacımız olacak. Şu an şöyle bir brainstorm yapayım. Herhalde başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Şunu 20'ye tamamlayayım da elimize demir lazım olur. Belli olmaz. Ve bu arada Creeper Farm için çok fazla huşa ihtiyacımız var. Yani huş olması şart değil. Bunu siz alternatif bir tuzak kapısı da yapabilirsiniz. Ben bir miktar huş kullanacağım. Ama mesela elimizde demir fazla olduğu için demirden de tuzak kapısı yapabiliriz. Creeper Farm için. Ama yani bol bol şeye ihtiyacımız var. Tuzak kapısına ihtiyacımız var. Bu yeterli olur mu ya? Biraz daha üretelim. Bir miktar daha. Hop. Sen de gel. Aynen. Bunun belki biraz yetebileceğini düşünüyorum. Belki de yetmeyebilir. Ve son olarak da birazcık suya ihtiyacımız var. Su ihtiyacımız içinse buz kullansak
Daha iyi olur gibi geldi bana. Abi dedim ki kamera karşısında alayım malzemeleri. Sürekli aklıma bir şey geliyor. Yoruldum ya. Tamam, obsidyen lazım, çakmak lazım. Üf, birazcık da taş maş lazım olacak da yer var mı üstümde? Yok abi, şalkır. Şalkır istiyorum ya. Şalkır istiyorum, vallahi şalkır istiyorum. Sen bari şurada dur. Senin yerine birazcık taş maş bir şeyler alırız. Şimdi ilk önce gidip farmı kuralım, sonra kedileri getiririz. Bu arada bu farmın yarısı bir creeper farmı, diğer yarısı da iyi bir kale bulmak. Ben şimdi şu ilerlerde bir tane vitriskiye de avladığım kale vardı. Ona gidiyorum. Oraya vardığımız zaman tam ortasına böyle bir portal kuracağız. Ve vitriskiyetlerini o portaldan dünyaya geçireceğiz. Tabi isim etiketi vereceğiz silinmesinler diye. Ama isim etiketleri vitriskiyetlerinden ziyade creeperlar için de lazım. Yani bu farm tek kişilikte size baya bir kafa sağlayacaktır. Ama yine de isim etiketleriniz hazır olsun. Hani masrafı isim etiketi. Farmın yakıtı gibi düşünün isim etiketini. Yani isim etiketi olduğu sürece de farm devam edecek. Tabi bir tane de yıldırım yakalamamız lazım. Şurada atlasam daha iyi. Heh. Yani basit bir farm ama Nether farmı değil. Sadece kafa farmı olacak, haberiniz olsun. Şimdi şu tarafta benim avladığım yere bir gidelim. Bu kaleler hakkında da bir şeyler söyleyeceğim size çünkü. Kalelerin sınırlarını neye göre doldurmalısınız falan filan diye. Ben buranın verimini arttırmak için tabii ki de kalen... Hayır, yapma. 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 Kaç 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 kaç. Nerede o şerefsiz? Neredesin lan şerefsiz? Gözlerime bak. Oha, kalenin içine atarsa da yani yuh derim. Şu arabalet kullanma zamanı. Hop. Şimdi ne kadar da etkiliymiş ya. Hadi bir daha. Aa, vurduk. Geçmiş olsun. Tamamdır. Şimdi oyun niye karanlık ya? Tamam, parlaklığı çok düşürmüşüm. Geçen videoda karanlık bırakmayı seviyorum demiştim ya. Biraz ondan mütevellit. Şimdi şöyle ki, gördüğünüz gibi kale büyük bir düzlük gibi. Aslında hep böyle büyük bir düzlük değildi. Ben buraları kırdım. Ne yaptım? Kırdım buraları bir güzel. Şu üstü açık hale getirdim. Ve şu ortadaki kısmı, gel bakalım. Kafa ver bize. Gimme head. Ya kafa yok. Bu ortadaki kısmı da arkadaşlar, pişirdiğim Nether tuğlaları ile doldurdum. O nasıl bir kalabalık lan orada. Dağılın lan. Hii. Bunlar var ya, şeyleri vurursa canımızı çok yakarlar. İlk önce bunları öldürelim. Zombi pigmentlere vurmasınlar. Heh, tamam. Sonrası efendim kaçış. Çünkü çok sayıca fazlalar. Video içinde ölmeyeyim şimdi. Bu ortadaki kısmı da ben etrafta topladığım ve pişirdiğim tuğlalarla doldurdum. Neden? Çünkü Wither kalelerinin yakınlarında arkadaşlar, içine şey koyarsanız, Wither kalelerin içine böyle bu tuğlalardan koyarsanız, Wither iskeletleri görmüş olduğunuz gibi spawn olmaya devam ediyor. Ama başka tür bloklar koyarsanız bu spawn olma işlemi bu kadar seri şekilde gerçekleşmeyecektir. Şimdi bizim burada yapacağımız şey şu: ortaya büyük bir portal ya da bir noktaya büyük bir portal kuracağız ki dünyaya Wither iskeleti geçirebilirim. Yapacağımız şey basit ya, biz koşacağız. Yani Wither iskeletlerin peşimize takacağız burada. Ardından öbür tarafa geçireceğiz. Bunun için en uygun köşe hangisi diye düşünüyorum şu anda. Bir karar vermek lazım. Tabii şurada çiftli bir blaze spawner'ı var. Sanki bana şurası müsaitmiş gibi geliyor. Bir çam ormanının altına denk geldi. Yani bu pek iyi olmadı ama buraları aydınlatmak gerekebilir Creeper farmımız için. Ya da Creeper farmımızı dünyanın bayağı üst bir kısmına kurmamız gerekecek. Buna da karar veririz. Tamam, şimdi bu bölgeden tam yukarı F3'ümüzü açacağız. 200'e kadar yükseleceğiz. 200 yeterli blok olmayacaktır. Eminim ki işte en fazla 210-220 falan yaparız. 256 şey desek, dünyanın yükseklik sınırı desek. Tamam, 210'a kadar, 220'ye kadar yükselebiliriz. Tamam, ben yukarı çıktım. Buraya da küçük bir platform yapmaya başladım. Bu platformu daha da büyütmemiz lazım.
Ama malzeme lazım bize haliyle. Geri döneceğiz. Allah'ım en de gitmemeye direniyorum ama şu seride daha ejder kesmedik, daha bir yağma atlatmadık. Bunların hepsini önümüzdeki bölümlerde yapacağız. Ancak işte yani elimizdeymişken şöyle düzenli olarak 10 bölümde bir güzel farmlar yapmaya çalışırım sizin için. Bu yüzden bu gidişatı bozmak istemiyorum. Umarım bozulmaz ya. Ne diyeyim. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya bir iki tane varil bırakayım. Bu bir iki varille de üzerimizdeki malzemelerin fazlalarını dolduralım. Yani şöyle. Ne var ne yok kullanılacak. Şimdilik obsidiyenli bir işimiz kalmadı. Raylarımız falan filan. Redstone hopper, piston, su kaynağı, işte şu bu. Bunların hepsi burada kalsın. Hatta şu renkli bloklarımızı da farm için kullanacağımız buraya bırakalım. Gelirken yanımızda kedilerimizi getirsek güzel olur. Evet. Gideceğiz. Kedilerle beraber döneceğiz bu sefer. Ha, tabii ilk önce portalı açalım. Portalın kaleye çıkması gerekiyor en son açtığımız yere. Bu önemli bir şey, haberiniz olsun. Hop, gidiyoruz. Bakalım kalede miyiz? Kaledeyiz. Çok iyi. Çok iyi. Hiç sıkıntısız bir şekilde kaleye çıkmayı başardık. Gayet iyi. Bundan sonra burada bol bol vitriskiyeti toplayacağız. Şu modu kurmaya üşenmesem şu anda Boundary Box moduyla gösteririm de size kale sınırlarını, vitriskiyeti doğduğu yerleri. Ama şunu bilin. Şu tuğlanın, Nether tuğlasının arkadaşlar ne kadar söyleyeyim ben size, 5-6 blok civarında şunlardan dizdiğiniz zaman vitriskiyeti doğacaktır. Yani bunun böyle çok keskin bir matematiği yok. Koskocaman bir alan. Yani bu kalenin etrafını düzleyin. Bunlardan yaparak büyütün. Zaten kendiniz alternatif bir vitriskiyeti farmı yapmış olacaksınız. İşleriniz çok kolaylaşacak. Ama benim yaptığım gibi lavun üzerinde kaleler tercih edin. Lavun üzerinde kaleler aynı şey gibi. Mob farmların denizin üzerine yapılması gibi bir şeydir. Yani önemli bir detay. Hatta bakın göstereyim. Bunların feather şey... kedilerin hep dört ayak üstü düştüğünün bir Easter egg gibi aslında bu oyunda. Kediler asla yukarıdan düşerek ölmez. Yani bu yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla şunu yapabilirsiniz. Bravo 6 coin dark diye, dark diye aşağı atın gitsin. Hiçbir şey olmaz. Sen de git. Sen de gideceksin. Seni kayışla mı çektirsem? Gerçi oturuyorken de kayış etki etmeyecek. Şöyle ittire kaktıra artık bir miktar atacağız. Yani bize 4 tane lazım aslında bakarsanız. Ama yolda ben eminim bazıları böyle lavda yüzmeye falan çalışacak. O yüzden bol bol götürmek de derdindeyim şu anda. Hadi gidin bakalım. Bir tane de burada bırakalım da, yazık günah. Burada bir tane kedimiz olsun. Gider gelir bakarız. Buna isim veririz hatta. Altın farmı kedisi. Şimdi ineceğiz. Hop. Yavruların hepsi burada tek parça. Güzel. Kızlar kalkın. Kalkın 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 kalkın. Oturmak yok. Daha farm yapacağız. Creeper korkutacağım ben sizinle. Nether'da kediyle gezmek de pek yapacağım türden bir şey değil ama sarıyor. Her sene ağzıma bir kelime takılıyor ya böyle. İşte bu sene devam ki. Sardı. Sarıyor. Size de oluyor mu bu? Yani bu konuda yalnız değilim herhalde. Sizin de böyle ağzınıza çok takılan kelimeler var mıdır? Laflar falan. Ya bazen çok güldüğüm bir şey tetikliyor. Bunu bazen ne bileyim bir filmdeki bir laf yani. İlginç. Şimdi Nether'da açık alana gidiyoruz. Bakın kızlar. Şşt, durun. Lavda yüzülmez. Tamam mı? Suyu sevmiyorsunuz. Lavı da sevmeyin. Lavda yüzersen ölersin. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar. Bizim çocuklar, gelin yavrular, gelin magma slime'lara falan filan aldanmayın. Yolumuz uzun. Tamam, hepsi karşıya geçti. Tamam, şimdi şu portalı kapatalım, artık şu creeper farmının inşasına başlayalım. Hazır blok döşüyorken şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bu kanalın bir Instagram hesabı var ve ben Instagram hesabında bazen video spoilerları atıyorum, bazen kafama göre videolar, ama şöyle bir şey başladım geçen günlerde. Bir hikaye dizisi başladım, kanala sabitlenmiş. Sizin bana attığınız fotoğrafları paylaşıyorum. Yani benim kanalda görüp yaptığınız bir farmı bana atın Instagram'dan. Ben de oraya sabitleyeyim. Hem de kullanıcı adınızı da yazayım.
Güzel olur. O koleksiyon böyle büyüsün sizle beraber. Şimdi bizim Creeper Farm'ımızın tabanı şurası olsun. Tamam mı? Buraya şöyle 4 tane varil diyecektim de. Bunun miktarını biraz arttıralım. Biz bunu aynı zamanda barut farm olarak da kullanırız. Tamam, 6 tane varil bizim için şu an yeterli. Şöyle bir eşit dağılım olması için dolduracağım sandıklarımızı. Tabii dolumun bir yönü olmalı mı? Olmasın ya, fark etmez. Hangisi hangisine giderse artık. Bu okey. Şimdi benim şuraya çıkmak için bir malzemeye ihtiyacım var. Buraları tabii ki de bir miktar boyutlayıp bir miktar da random ataraktan yapacağız. Hangi blokları kullanalım? Cama ihtiyacımız var net bir şekilde. Ve birazcık da renkli bloklarımızdan gri yün kullanabiliriz. Evet. Gri yün iyidir. Şöyle çıkalım. Buraları gri yünle yapacağız. Her tarafı değil de çoğunluğu. Ya da siyahla mı yapsaydık bilemedim ki ya. Şu an dizayn konusunda kafam birazcık bir tık karışık ya. Bir tık karışık. Nasıl bir şey ortaya çıkacak ben de bilmiyorum. Şimdi derdimiz şu. Creeper'larımız buraya düşecek. Aşağı yukarı yani anlayacağınız. Ortalama. Şu tarafa doğru itilecekler. Ya da itilmeyecekler. Buna biz karar vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir tuzak kapısı ve bir şelter sistemi kuracağız buraya. Şöyle redstone tozlarımız, tuzak kapılarımız. Bu tuzak kapıların içinde arkadaşlar sular olacak. Bir şelter bu şunları kontrol etmek koşuluyla şuradan şu şekilde yapalım hatta. Şelterimizi de şuraya koyalım. Creeper'larımızın ya düşüp ölmesine ya da birikmesine sebep olacak. Basit bir şey zaten. Şu kadar bir şey yani anlayacağınız. Bunu açıp kapatacağız. Buna göre creeper'lar bu tarafa gidecek ya da doğrudan düşüp ölecek. Giderlerse yıldırım çaktırmak için bekleyeceğiz bunları. Mantık bu. Şimdi cam koyarken şu kısımda sanki bir pencere varmışçasına açık bırakıyoruz. Oralara kesinlikle cam koymuyoruz. Şöyle 3 blok yüksekliğinde bir cam alanı yapacağız. Bu kısım böyle kalacak. Bu kısma fazla bir şey eklemeyeceğiz. Yani üstünü kapatmayacağız kesinlikle. Şuradan devam ederiz tabii yukarı devam ettiğimiz kısımlara. Buradan da kaç blok? Yaklaşık bir 25 blok kadar yukarı bir boru yapacağız. Tamam, şimdi şöyle yükseklikte yani anlayacağınız creeper'ların gayet rahat bir şekilde düşüp ölebilecekleri yükseklikte bir alan inşa ettik. Bir boru daha doğrusu. Buradan düşükleri gibi çat diye çakılacaklar. Bu boruyu cam yapmasanız iyi olur çünkü içeriye aydınlatmasın. Yukarısının karanlık olması gerekiyor. Creeper'ların doğabilmesi için. Şimdi şöyle çıktık. Şimdi şunu yapacağız. Şu bloktan sayıp 8 sayıp 1 2 yok 3 4 5 6 7 8 bir dış deyip burayı şu şekilde arkadaşlar kapatacağız. Buradan bir su akıntısı geleceği için bunu o arada 8 yaptık. Neden diye soracaklarınız eninde sonunda olacaktır diye düşünüyorum. Siyah yünlerin buraları kullanmalı mıydım bilmiyorum ama. Kullanalım artık ne yapalım. Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi bundan sonrası şu. Bu kısımda bir su akıntısı olacak tabii ki de bir farm olacak. Yeşil yünlerle şu civarı kapatacağız. Yükselteceğiz. Bu kısımda kenarlardaki creeper'lar ortaya düşecek ve bir su akıntısına kapılıp farmdan aşağı doğru çakılacaklar, uçacaklar. Tamamen bunun üzerine bir sistem kuracağız. Küçük bir kedi creeper farmı ya anlayacağınız. Hatta şunu söyleyeyim. Tek katlı yapsak bile işimizi göreceğini düşünüyorum. Sonuçta yıldırım çaktırtmayı bekleyeceğimiz için yani ne yapabiliriz ki? Bir stack kafa yaptıktan sonrası single player haritada birazcık gereksiz. Sokak lambası falan yaparım yani daha fazlasını kasarsak buralardan. Belki de daha sonra bir mob farm ekler onun için kullanırım. Bence daha fazlasına gerek yok. Şimdi bizim bu kenarlara creeper'ların doğması için bir alan yapmamız lazım. Bunun optimumu arkadaşlar 5'tir. En etkili alan 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir creeper
En hızlı bu 5 blokluk alan içerisinde koşuyor. Bunu hesapladım Creative'de. Zaten yapmak istediğim farm bu tarz bir farm değildi. Bir tık değiştirmek durumundayım şu anda. Ama 5 bloktan fazlası sadece farmı yavaşlatacaktır. Creeper'lar kenarda köşede bekleyip böyle birazcık duraksayacaktır. Duraksamamaları için 5 blok gayet yeterli. Tamam. Şimdi şöyle şu köşelere birer tane sandık bırakacağız. Bu sandıklar neden buradalar? Bu sandıklar şu amaç uğruna buradalar. Bunların üzerine arkadaşlar kedi konulacak. Bu kediler de creeper'ları korkutmak amacıyla. Şimdi kedilerde bitmiyor tabii ki mevzu. Halılar var. Şöyle ki 3'e 3 alan bıraktığımız takdirde örümcek doğacak. Biz de 3'e 3 alan bırakmamak için şöyle çeşitli yerlere, çeşitli yerler diyeyim de mesela şöyle anlayacağız. 3'e 3'ü tam tamamlayacakken bir blok girecek şekilde araya bir desen elde edip şey koyacağız. Böyle halı kilim falan filan. Mesela şurası 3'e 3 oluyor. Olmamasını istediğimiz için nereye yapacağız? Şuraya mı yapsak? Tamam, şöyle bir şey. Yani 8 tane halıyla bu işi çözebiliyoruz. Bu tarafa da aynısını yapacağız. 2 boşluk bıraktım aslında mantıksal olarak. Bütün mevzu 2 boşlukta. Tamam. Burası okey. Yani halılar bu kadardı. Bundan sonra şöyle bir şey olacak. Çatısı da arkadaşlar buranın şöyle şu şekilde konulmuş tuzak kapılarından olacak. Demirlerden kullanacağım onlar nasıl olsa boğul diye. Şu kısımlara da tuzak kapıları kullanacağım. Ki creeperlar hiç takılmadan aşağı rahat rahat düşebilsinler diye. Tuzak kapısı koyduğunuz zaman arkadaşlar creeperlar burayı yürünebilecek bir yol zannediyor. Genellikle birçok mob bunları yürüyebilecek, ayakta durabilecekleri bir nokta zannediyorlar. Bu sayede bu işler yürüyor. Şimdi 4 kedimiz de burada, zaten kedilerin yapısı gereğince bir sanda oturma gibi bir huyları var. Çok zorlanmayacaksınız bu yüzden bu işi hallederken. Kedileri sandıkların üzerine çıkarmanın en kolay yolu da şöyle yana bir tane yarım basamak atıp şöyle kedileri ufak ufak onun üzerine doğru ittirmek. Şöyle kenarlarını koyalım. Tamam, bu kedimiz sandığın üzerinde tıpkı diğerleri gibi. Tamam, kedilerimiz hazır olduğuna göre artık buranın üzerini kapatma zamanı geldi. Tabi buraları hep yünle yaptık ama bunun üzerine yünle yapmak gibi bir lüksümüz yok. Bunun üst kısmını arkadaşlar cilalı andezit basamakla kapatacağız. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü nasıl desem, bir yıldırım çaktığı anda yünü kül eder. Bu yüzden yukarıdan yıldırım düşebilecek her şeyin üzerine, daha doğrusu yanabilecek her şeyin üzerine taş bir şeyler kapatmalıyız, yarım blok falan filan. Şimdi çatının son parçalarını kapattığımda ve içerisi karanlık hale geldiği zaman bu farm çalışır hale gelecek. Tamamız. Artık malzemelerimizi toplayabiliriz. Şurada bir tane blok kalmış. Onu almazsam bu gece gözüme uyku girmez. Onu alayım hemen oradan. Hop, aldık. Şimdi suyu açalım. Gelen creeper'ı görmüş olalım. Bir tane gelse bizim için yeterli zaten. En azından farmın çalıştığını görmek adına. Tamam, ilk creeper'ımız geldi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gelmeyecek diye ben çünkü endişelenmeye başlamıştım. Ama geldi. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu creeper'ımız silinecek tabii ki de haliyle. Çünkü ona biz isim etiketi vermedik. İsim etiketi vermek için de kendimize küçük bir yer yapmamız lazım. Küçük, minik bir siniki orada takılıp böyle gelen geçen creeper'lara isim etiketi vermek için bir yer yapmamız lazım. Bir tane merdiven ihtiyaç var. Şöyle yapsak, fazlasını koysak olur herhalde. Seni de öldürelim. Şimdilik ihtiyacımız yok sana çünkü. Hop. Son bir vuruş. GG. Onu nereden yapalım? Buradan mı yoksa şuradan mı? Ön taraftan yapalım ya. Şimdi şurada duracağız ve bu çok mu yüksek geldi? Aynen, bu bayağı yüksekmiş. Şurada şu şekilde duracağız. Durduğumuz yerden isim etiketi vereceğiz ama daha güvenli bir hale getirmenin yolunu bulmalıyım bunu.
He, şimdi oldu. Şimdi oldu. Yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. İsim etiketlerimizi elimize alacağız. Ardından şurada şu şekilde bekleyerek creeper'ların geçişini izleyeceğiz. Şöyle koysak nasıl olur? Onu da kırıp şunu şöyle koyalım. Tamam, okey. Bundan yana sıkıntı yok. Şuradan creeper'ların geçişini bekleyeceğiz. İsim etiketi de sağ tık basılı durduğu için creeper'larımıza isim verecek. Evet, çok mu yüksek kaçıyor ya bu? Bir de şöyle deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Yok, burada bu sefer göz kontağı kuruyor muyuz? Yok, kurmuyoruz. Güzel. İsim etiketi. İsim etiketi verdiklerimiz silinmeyecek ama burası da çok alçak oldu. Bunu birazcık yükselteceğiz. Şu şekilde yapacağız. Tamam, en ideali bu. En ideal bekleme noktası bu. Ama tabii ki de üzerimizde tamam farm var. Şurada sağ tık bıraktığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi çok rahat creeper'larımız birikecek. Ancak şu an birikmemesi lazım. Çalıştığını gördüğümüze göre arkadaşlar ben bunu artık bir kapatayım. Ha, bir de şunları öldüreyim. Tamamdır, bunları öldürdük. Şöyle bir hızlıca ganimetten alalım. Çıkalım. Şimdiki mevzumuz bambaşka. Sen de geride kalma. XP alalım işte ne varsa. Bakalım. 12 tane barut. Şurada da birikecektir zaten. Gelen barutun fazlaları. Aynen öyle. Şu an kapalı durduğu için düşen creeper'larımız doğrudan ölecek ve sadece creeper farmı olarak, yani barut farmı olarak çalışacak burası. Ama öbür türlü biriktirecek. Şuradan yıldırım çaktıracağız falan filan. Arkadaşlar, fark ettim ki kayıtlarımız 35 dakikaya ulaşmış, böyle 30-35 civarında. Şimdilik bırakalım. Önümüzdeki bölüm devam edeyim ben bu farmın şeyine. Zaten emin olun bir oturuşta böyle 4 saatte falan yapabileceğiniz kolaylıkta bir farm olacak. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bu arada kendime de güzel bir bilgisayar sipariş ettim. Borca şuna buna girdim. Kanalıma destek olabilirsiniz. Destekleriniz benim için şu aralar önemli. Yorum atın, beğeni bırakın. İsterseniz üye de olup bana destek çıkabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.